programından gözüken ekranımı izliyorum. Kamera hareket ediyor yani bende. Daha gelecek var mıydı? İyidir, senden ne haber? Yok. Ready olun, başlayalım hadi. Herkes ready zaten, başlayalım. İskender'in evlatları olarak geçiyoruz. Babil'de 18 yıl önce 32 yaşında aniden ölen İskender'in erken ölümünden sonra yıkım ve şey oluyor. Dağılma evresi ve bir savaş, Diadochi Savaşı diye geçiyor. Nasıl sonuçlanacağını belki de Makedonlar şey yapacaktır diyor. Söyleyecektir, şey yapacaktır diyor. Belirleyecektir. Şimdi arkadaşlar, bir sürü menü var. Biz de beraber çözeceğiz hep beraber. Şuradan hepsini açıklayacağım. Önce yukarıdan başlayalım. En sol üstümüzde paramız var. Gayet EU'daki gibi. Manpower'ımız var. Military power'ımız var. Civic power'ımız var. Oratory power var. Ve religious power var. Bu dörtlü zaten monarşi puanı gibi düşünebilirsiniz. Liderinizde de zaten şeyi var. Onun statları var. Üstüne geldiğinizde görüyorsunuz. Military'yi 7. Şey neydi? Civic'i 6. Oratory'yi 3. Dini'yi de 4 olarak topluyorum ben. Diğer liderlerde yanılmıyorsam Kartaca'nınkinde iyi vardı. 6-5-7-7 mesela onunki. Roma'da ne varmış? 7-9-6-8 varmış mesela. Roma'nınki hepten uçuyor. Bu puanların hepsi bize farklı farklı yerlerde lazım oluyor. Araştırma kısmı biraz daha farklı. EU'daki gibi değil. Stability mevzusu burada da söz konusu. National Tax veriyor şu anda. Artı 1 olması bana %5 tax veriyor. %02 legitimacy veriyor. Research hızıma %5 bonus sağlıyor. Popularity artı 0.10 veriyor ki bu önemli bir şey. Loyalty of subject states artı %5 veriyor. Ve sacrifice to God's cost %50 artıyor. Aggressive expansion'ımız var. Tıpkı CK ve EU'daki gibi agresif büyümenin bize yarattığı bazı penaltılar var. Bu ticaret kesmekten şeye kadar ilerliyor. Size karşı oluşturulan defansif pakta kadar devam ediyor. Bir tek sende mi kamera donuyor Onur? Bir Tamam, bir de şey soracağım. tiranlık var. Tiranlık da yaptığınız bazı eventlere karşılık verdiğiniz hareketlerle artıyor. Bu da sizin liderinizin ne kadar tiran olduğunu şey yapıyor. Ortaya çıkarıyor. O tiranlığın ne kadar etkilediğini daha sonra göreceğiz. Efendim. Bu Pretender Support diye bir şey var. Ney support? Pretender Support. Evet. Elemanlar çıkıyor bastığında. O ne şimdi? Ben bunu anlamadım hiç. Dur, oraya da geleceğim. Bekle. Şimdi Nation Overview menümüz var arkadaşlar. İlk menümüz. Nation Overview menüsünde öncelikle ülkenizi görüyorsunuz. Bununla ilgili hemen bir bakalım. Monthly Tyranny -0.10 aldığımız bir bonus söz konusuymuş. İnaktif gösteriyor gerçi şu an. Neymiş? Ha, idealarımız inaktif olduğu için. %10'da insanların mutluluğu varmış. Bütün yaşayan insanların bu sırada. Spesifik olarak bir insan tipi değil. İnsan tipleri var çünkü. Onları da size açıklayacağım. Mesela ilki yurttaşlarınız, yaşayan halkınız. Özgür insanlar ikinci insan tipi. Üçüncü insan tipi kabile insanları. Dördüncü insan tipi ise köleler. Bunların hepsinin mutluluğu ve üretimi ayrı ayrı bonuslar alabiliyor. Ayrı şeylerden bonus alabiliyor. Ruler popülaritemiz şu an burada gözüküyor. Mesela 50 popülerliğimiz varmış. Şu anda herhangi bir efekti yok diyor. Corruption'ımız yok çok şükür. Country Civilization level'ımız var. Country'miz, yani ülke %40 medeniyetteymiş. %10 zaten ilk şeyden alıyor. Oratory Advances var. Yani teknolojik ilerlemelerden alacağız. Bir de aristokratik monarşiden geliyor %30. Bu büyük ihtimalle kabilelerde çok daha azdır. Çünkü aristokratik monarşi gelişmiş yerlerde genel olarak var. 49 şehrimiz var. 598 insanımız var. Aggressive expansion yok. Onun dışında din, Helenik dine mensubuz. Helenistik kültüre sahibiz. Nüfus dağılımı da burada ekstradan gözüküyor. Bunlar şu anlık ilk menümüzden gelen şeyler. İkinci menümüz hükümet sistemi arkadaşlar. Hükümetimiz şu anda tahta çıkabilecek insanları görebiliyorsunuz. Possible successors'ın altında. Bunlardan birincisi Philip 4 Antipatrit. İkincisi Antipater Antipatrit. Üçüncüsü Alexander Antipatrit. Ve dördüncüsü Antipater Ateisias Antipatrit.
Bunlar hepsi Pretender olarak gözüküyor. Şu değilmiş, pardon. Pretender olmaları, eğer ben bunları bir orduya morduya bir yere yerleştirirsem ve bunların desteği, popülaritesi artarsa, supporterları şu altta gördüğünüz artarsa, bunlar sıkıntı yaratabilecek insanlar haline geliyor. Tahta çünkü çıkma şeyleri var. Loyalty'lerine bağlı tabii ki. Loyalty'lerini de görüyorsunuz. Bunlar sadakati. Sadakati eğer düşerse, desteği de varsa, büyük bir isyan ordusuna dönüşüp size karşı savaşabilirler. Dolayısıyla dikkat etmeniz gerekiyor ona. Succession Support da başa geçmeye desteği. Bu evladım olduğu için 4. Philip mesela bunun en yükseği şu an. 2. evladım olduğu için Antipater 2. şeyde. 3. evladım olduğu için de Alexander aynı şekilde mevcut. Destekçileri var mı? Bakın çocuğumun tahta geçmesini geçecek olan çocuğumun. Onların da hangi ailelere veya hangi şeylere ait olduğu gözüküyor. Aile mevzusuna da gireceğim ben, merak etmeyin. Bunlar bakanlıklarımız yani mesela neymiş? Archiatros neymiş? Doktormuş. Kortumuzdaki doktor. Archigrammatus neymiş? Vergi toplayan adammış. %4 bonus alıyor. Bunların hepsinin seviyeleri var gördüğünüz gibi. Değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Mesela Nicocles 5 seviyede. İsterseniz bunu koyabilirsiniz buraya. Tabi bunu koyduğunuzda bu arkadaş bayağı bir sinirlenecektir. Çünkü bu benim evladımmış. İkinci oğlummuş. Öyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Filosofos var. Bu neymiş? Saraydaki filozof. 6 seviyede olduğu için bize legitimacy kazandırıyor. Hierophant ne? Din adamımızmış. O da %14 omen power sağlıyor. Omenları da birazdan göstereceğim. Şurada duruyor menüsü. Epiproxenos neymiş? Diplomatımız. Baş diplomat. Aggressive expansion'ı kırıyor seviyesi yüzünden. %0.8. Trophus neymiş? Sarayın öğretmeni. %16 sacrifice to God's cost düşürüyor. Onu da göstereceğiz. Mercenary maintenance düşürüyor. Epistrategos. Archisomatoflax neymiş? %6 moral veriyormuş bize şeyi sayesinde. Şu anda hükümet şeyimiz bu. Yasalarımız da var arkadaşlar. Bunlara da daha sonra girişiyor olacağım. Şu an için şeyim yok. Başa geçme yasası var ilk seviyede. Tıpkı CK'daki gibi düşünebilirsiniz. Deniz yasalarımız var. Vergi yasalarımız var. Hepsinin getirdiği bonuslar da yanlarında yazıyor zaten. İç yasalarımız var. Kontrat yasaları, dini yasalar diye böyle uzayıp gidiyor. 250 de mesela şey istiyormuş. Oratory Power istiyor. Şu an zaten öyle bir Oratory Power'ım yok elimde. Asker menümüz var. Asker menümüzde Tradition'lar söz konusu. Tradition 800 istiyor şu an benden alabilmem için. Tradition nedir? Greek Tradition'lar şeyinden ötürü. Askerlerimizin kazanabileceği bazı mevzular var. Mesela buradan başlayıp Cohort Starting Experience var. Yani birliğin başlangıç deneyimi ve deneyimin düşmesi gibi bir mevzu söz konusu. Light Cavalry'nin ofansını %15 arttırıyor mesela falan. Böyle en aşağıya kadar gittiğinde çok pardon. Light Infantry Discipline %10 alabiliyor veya ortası Heavy Discipline, Heavy'lere disiplin verebiliyor. Burada da Mercenary ile alakalı bonus var. Heavy Cavalry morali var mesela. Yani aslında baktığınız zaman hepsinin bir bonusu var. Buradan kendinize uygun olanı seçip oradan ilerlemeniz en mantıklısı. Sol taraf daha çok atlı ve hafif atlı üzerine gidiyor gibi gözüküyor. Ortası da ağır piyadenin bonusları. En sağda gördüğüm kadarıyla hafif piyade ve okçulara yönelik bonuslar veriyor şu anda. Hemen teknolojiye atlayalım. Teknolojide hemen 4 tane şey zaten gözümüzün önünde oluyor. Civic, Oratory ve Religious ve Military'den gelen liderler var. Bunların seviyelerini beğenmezseniz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar ki şu an 10'muş bu herif. Bu heriften daha iyisi yok bende. 100 puan sayesinde, 100 Civic puanı sayesinde Invention yani icat geliştirebiliyorsunuz. Burada çeşitli icatlar var şu anda. Her birinden 3'er tane olmak kaydıyla. Bize en çok işimize yarayacak Technology Speed olur. Technology Speed'i bir alarak başlayalım. Daha sonrasında bakacağım ne işime gelir diye. Religion'a bakalım. Dinimiz varmış. Şimdi din mevzusu Omen'ları da göstermiş olalım buradan. Omen'lar buradan alacağınız bonuslar oluyor arkadaşlar. 200 puan istiyor. Şu anda zaten 200 var.
liderim sayesinde de toplanıyor bu. Aydın'a kadar toplandığı yazıyor lider şeyinden. Ares'in desteğini alırsak %5.60 disiplin kazanıyorum. Bunların gücünü de arttıran şeyler var bu sırada. Onu da söyledim mi? Hani bakanlardan biri mesela %14 veriyor şu anda bu güçlerin artışına. Bir de dini bütünlük bunu etkiliyor. Eğer dini bütünlüğünüz bir olmazsa, yani farklı farklı dinlerden çok fazla insan alırsanız, bu Omen'ların güçleri düşmeye başlayacak. Zeus'un Blessing'i var. Neymiş? Agresifi düşürüyor. Agresif büyümeyi düşürüyor. Apollo var. %11 manpower veriyor. Hermes var. %22.40 ticari gelir sağlıyor. Athena var. %11.20 research point veriyor ki ben buraya ilerlemek istiyorum şu anda. National Unrest 2.24 düşürüyor. Tyc diye okunuyordur. Hades var. %22.40 National Tax. Ve Demeter var. 0.22 National Population Growth var. Ben şu an Research Point ile başlayacağım buna. Ben seviyorum çünkü Research mevzusuna girmeyi. Ekonomi kısmımız var. Ekonomi kısmında gider gelir dengesini görebiliyorsunuz. Bizimki şu an bayağı boka sarmış. Geriye doğru gidiyor. Genelde zaten birçoğu öyle başlıyordu gördüğüm kadarıyla. Çok güzel bir mevzu var. Parayı puana çevirme mevzunuz var arkadaşlar her şeyden evvel. Bu güzel bir mevzu. Yani fazla parayı teknolojik puanlara çevirebiliyorsunuz. İşinize yarayacak puanlara. Teknolojik demeyeyim, güçlere diyelim. O da güzel bir mevzu. Diplomasiniz var. Diplomasi olmazsa olmaz zaten. Bunları kullanırken açıklarım. Tek tek her şeyi açıklamama buradan girmeye gerek yok. Bir sürü menümüz, bir sürü şeyimiz var. Bunların hepsini açalım. Decision'lar var. Decision'lar şu anda açabileceğim bir şey değil. Stabilitenin 3 olmasına bağlı şekilde açılıyor bunlar. Mesela plutokratik monarşiye geçebiliyormuşuz. Verdiği şey commerce, ticari gelir veriyor. En baştaki neydi hatırlamıyorum. Simgeleri daha oturtmadım. O yüzden biraz şey olacaktır bunlar. Yanlışım olabilir. Kusura bakmayın. İşte bir sürü şey var. Reunite Alexander's Empire mesela. İskender'in imparatorluğunu şey yap diyor. Geri oluştur diyor. Eğer bunu oluşturursan ne alıyorsun? Farklı kültür penaltısı ortadan kalkıyor. Artı 10 happiness alıyorlar yani. Ordu morali %10, reputation artı 2 ve national freeman yani özgür insanların mutluluğu %10 oluyor. Gibi bir mevzu söz konusu. Ticaret görüntümüz var. Ticaret menümüz. Az evvel çocuklar ticareti anlamadım diyordu. Hemen ona da şey yapacağım. Şu anda en fazla üretilen şeylerimiz burada mesela Capital Surplus'ta gözüküyor. Başkentte üretilen fazlalıklar. Cam varmış mesela. Wine var. Grain var. Onu daha farklı göstereceğim. Dışarıdan ne alıyoruz? İhracatla buğday alıyormuşum. Buğdayı aldığım için ne oluyor? Surplus'ım da var aslında. Surplus olduğu için manpower artı %10 kazanıyorum. Eğer dışarıya verirsem %5 daha kazanıyor olacağım bundan mesela. Onları hemen biraz daha anlatacağım. Şehir üzerinden anlatacağım. Daha rahat oluyor. Karakterler ve aileler var. Kor muhabbeti var. Bunda da var. Kor, claim muhabbeti. Karakterlerin hepsini görebiliyorsunuz. Aileleriyle beraber. Hepsinin traitleri, raidleri. İşte burada gördüğünüz ne kadar önemli bir kişi olduğu. Prominence. Önemli kişi anlamına gelir. Prominence. Popülaritesi. Halkın gözündeki popülarite. Loyalty, bize olan sadakati. Corruption, ne kadar yozlaşmış olduğu. Canı, yaşı vesaire diye böyle uzuyor. Mesela paralarını bile görebiliyorsunuz. En sonda da mercenary'ler var. Paralı askerler. Zaten harita üzerinde de şöyle görebilirsiniz onları. Burada gözüküyorlar mesela böyle atıl duruyor şekilde. Sizlerin sorularını alabilirim yavaştan. Ben de bir yandan ticaretle ilgili bir girişim yapacağım. Şöyle ki bakın, başkentimizde artı 2 cam üretimimiz var. Yani fazlalığımız var. Bundan dolayı ne kazanıyoruz? %5 Regis Tech Investment alıyor. Yani dini teknolojilerde %5 bonusumuz var. Eğer satarsam... Dur, satarsam şu an gözükmüyor satarsamın şeyi. Ha, Commerce Income %5 veriyor. Şarap satarsam Local Freeman Happiness %1 veriyormuş. Ha yok, provinslerle alakalı. Pardon, satarsak değil. Bunların bir de satmaya karşılık verdiği şeyler var. Population growth veriyor grain'in de fazla olması. Bizim ticari rotada bir boşluğumuz var.
iki ticaret alanından sadece birini kullanıyoruz. Ticareti de açtığınızda alabileceğiniz mallardan neler kazanabileceğinizi öncelikle bir ana başlıkta şey yapmışlar. Mesela stratejik resource'lar var. Demir alıyorsun. Demir alırsan piyadenin, ağır zırhlı piyadenin %10 disiplin bonusu alması var. Ama eğer bu başkentte fazlan varsa oluyor. Eğer sadece alırsan local manpower alıyorsun. Dışarıya verdiğinde de %5 disiplin sen kazanıyorsun mesela. Burada da en mantıklısı, ya ben şu en aşağıda ekonomi teknoloji kısmında cloud'dan yüzde kaç alır? Ha, local tax alıyormuşuz. Papyrus'tan şey alıyorsun. Research point alıyorsun. %20. Dolayısıyla ben Papyrus alarak başlamayı düşünüyorum. Research'e çok ağırlık vererek başlayacağım. Research'ı önde götürmeye çalışacağım mümkün olduğunca. Papyrus alacağım. Onu da Mısır'dan alıyor olacağız. Mısır kabul eder mi bilmiyorum. Bu malı dışarıdan almanın bana aylık geliri 0.24 olarak gösteriyor bu sırada. Bir de şeyi harcayacağım diyor. Civic harcayacağım diyor. Olsun. Harcayalım anasını satayım. Sizin başlayalım sorunuz var mı? Ya her şeyinizi hallettiniz mi bu sırada? Hazırım ben. İyi yani. Başlatabilirim. İki sorum var. Bir, disloyal karakteri ne yapacağım ben? Disloyal karakteri düzeltmenin şöyle bir mantığı var. Sağ tuş tıklıyorsun üstüne. Dur, Commander atamayı da göstereyim hemen ben bir millete. Cassander Antrepatit, bu biz olmamız lazım bu sırada. Lider aynen biziz. Evladım var Alexander, Pretender kendisi. 16 yaşında ama 6 seviyesi var. Gördüğünüz gibi. Loyalty fena değil gibi gibi. Taktisyenimiz var, disiplin veriyor hepsine. Dolayısıyla bu adamı seçeceğim şu an. 6 şeyi var. Loyalty'si iyi, prominent bir insan. 55 yaşında zaten, geberir gider muhtemelen. Başka bir de sana şey atayalım. Loyalty arttırmanın sana birazdan şeyini söyleyeceğim. Çok ufak bekletiyorum. Şimdi generale sağ tuş tıkladığınızda arrange, marriage, bribe ve burada verebileceğiniz birçok şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Loyalty'sini arttırmaya yarıyor. Hold triumph var mesela. 20'ye 20 omen power'la şeyi harcadığınızda hold triumph deyip adama loyalty ve popülarite kazandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında yapabileceğiniz birkaç şey daha olması lazımdı. Eventlerle de çıkan şeyler var bu sırada. Rüşvetle de alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Neyse hadi başlayalım. Evlilik mevlilik onlar da işe yarıyor. Bir de şunu söyleyeyim, reward veterans var. Bu çok güzel bir mevzu. Parayı veriyorsunuz, şeyi veriyorsunuz. Personal loyalty'sini kaybediyor şeyler. Altında savaşan birlikler. Herife loyalty'sini kaybediyor. Başlattım bu sırada. Şey ben söyleyeyim bir de. Scomp Families diye bir tane bildirim var da. O da şey. Bunu nasıl diyor? O aileler, önemli aileler, ülkendeki önemli insanlar. Onlar senden şey bekliyor. Bir görev bekliyor. Bakanlık olur, ordu olur, filo olur. Bir şeyin başına geçmek istiyor onlar abi. Evet. Orduyu bölüp başlarına onların ailesinden birilerine geçirebilirsin. Mesela yukarıda gözüküyor ya, Masun'u götür, altında ailenin soyadı yazıyor. O, evet. O soyattaki kumandanlardan birini orduya atayabilirsin. Ama çok kötü durumdalarsa yapma bunu. Hiç atamazsan ne oluyor? O aileler sana düşmanlaşmaya başlıyor. Bu sırada 3 tane... 7-8 tane var lan, onu nereye koyacağım? Yani hepsini bir yere koyuyorsun. Atıyorum işgal yapıyorsun ya, vali olarak da koyabiliyorsun. Orduyu böl, ordunun içine yerleştir falan. Zaten şimdi koymama gerek yok yani. Yani bir ara koy ama unutma onu. Çok uzun sürmesin, o aileler iyicene şey olmaya başlıyor çünkü. Şu an koyacak bir yer yok. Olsa koyardım. İşte buldukça yani, anlatabiliyor muyum? Onun dışında çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. Bu Nation Overview'a geldiğinizde liderin yanında 3 tane idea'mız var. Bunları seçmemiz gerekiyor her şeyden evvel. Bazılarında 2 oluyor. Ben de 3 en azından şu anda. Ben moralle başlayacağım. %10 moral. Oratory'de de neyimiz varmış? Corruption düşürüyor. General loyalty veriyor mesela. Loyalty önemli. Loyalty'yi kaybeden insanla uğraşmak istemiyorum çünkü. Bu da oratory gözüküyor
aslında. Orator'dan alman lazım diyor da benim şu an çok da böyle orator'da şey yaptığım bir şey yok yani. Almak istediğim bir şey yok baktığınızda. O yüzden onu boş bırakacağım. Başlattım. Sorularınızı yollayın bu sırada oldukça. Yayındakiler için de geçerli. Sorunuz olursa söyleyin gençler. Yardımcı olmaya çalışacağım. Sonradan değişebiliyor musun onları ya? Seç bir tane şimdilik bence. Şey mi diyorsun? Az önceki şey işte. Ama bana hani çok bir şey vermiyor. Corruption düşürme ve şey var. Improve opinion var. İkisi de işime yaramıyor ve... Vasalın var mı senin? Oratory kaybediyorum. Evet, vasalım var. Tamam, improve opinion al. Bak hatta şöyle göstereyim, izleyicilere göstereyim. Şu mavilerin hepsi benim altımda tributary. Bildiğim kadarıyla tributary bakalım. Subject'im evet. Argos, Ubea ve Paeonia. Benim tributary'lerim. Garanti altında da Mısır ve şey var, Celestuit var. Onları garantiliyormuşum. Mısır'la da ticaretimiz var. Terrain map. Diadochi Savaşı. Şimdi bu önemli bir event, hafiften durdurup hemen anlatıyorum. Bu savaş demin bahsettiğim İskender'in ölümünden sonra ortalıkta kopan kıyametin alameti bir savaş. Empire belongs to strongest. İmparatorluk en güçlü olana aittir diyor. Bana Yunanistan, Trakya, Makedonya, Suriye, Asya, Kilikya, Frigya, Asirya, Persis, Filistin, Mezopotamya... aşağı ve yukarı Mısır üzerinde claim veriyor arkadaşlar. Anasının gözü. Aynen. Yani şeyin Türkçesi, İskender'in aldığı bütün topraklardan şey yapıyorum. Dışarıya da mal satmamı istiyorlar bu sırada. Satalım, karşılığında para da kazanıyorum, bonus da kazanıyorum. Satmanın da bir bonusu var. Ordularla ilgili çok ufak yine bir şeyler söyleyeyim. Orduların taktiklerini siz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada taktik mevzumuz var. Hangi taktiğin ordunuza ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Atıyorum şu anda seçili shock action var. Bu %27 uygunmuş benim orduma. Phalanx alırsak hem atlı hem de ağır piyade üzerinden bonus oluyor. Ben orduyu biraz böleceğim. Atlıları buradan çıkartacağım. Slave happiness. Bende var mı ki şey ya? Onun şeyini bilmiyorum bak. Bunlar bende var da mı veriyorum? Bende yok da mı veriyorum? O kısmından çok şey değilim mesela. Hani vardır da veriyorumdur diye düşünüyorum. Verelim. Army maintenance cost. Tamam. Ha, ben bu bonusları kaybediyorum para karşılığı. Keşke vermeseydim. Yeni bir araştırma yapabilirsin diyor. Araştırmada neyimiz varmış? Commerce bonusumuz var. Claim, reputation, omen power. Yani omen power'la başlayalım ya. Tamam. Şimdi yeni claim'lerim sayesinde sanırım bir yerlere saldırıyor olabilirim. Nereye büyümek lazım? Bir şey söyleyeyim. Hah. Savaş açarken direkt tek claim'i açınca sadece orayı mı alıyorsun? Emin değilim Hamit. Daha o kısmını hiç denemedim. Peki, yani. Peki superiority ile açarsam ne oluyor? One battles granular taking war score. Bakıyorum şimdi ona. No casus belli şey istiyorsun lan. Superiority'de. Show Spurs yiyor. Aynen. Ben de yiyor gösteriyor yani. Adama claim var ama claim olan birine deniyorum. Claim olan birinde yemiyor mu gözüküyorsun? Ben de çünkü az evvel baktım da şeye yiyor gözüküyordum. O yüzden şey yapmadım. Bulaşmadım o mevzuya. Ne olmuş? Skandal olmuş. Popularity kaybediyor. Loyalty kaybediyor. Prominence kaybediyoruz. On loyalty kaybetsin o kadarında. Claimlerimin nereye gittiğine ona bir bakmam lazım ya. Mısır'ın Ege Adaları'nda kuklaları mı var? İyiymiş. Konseyde kabul edeyim şeymiş savaşı. Importing defensive deck. Core şeyimiz var mı? Efendim? Konsey savaş kabul etmiyor da. Konsey savaşı mı kabul etmiyor? Roma'nın öyle bir şey var ya. Aa, Roma'yı bilmiyorum. Olabilir.
Daha oynamadım yani Roma ile en azından. Keşke bir core şeyim olsaymış ya. Ben onu görebiliyorumdur bir şekilde diye düşünüyordum ama. Neyse. Şu adayı şöyle bir temizleyelim. Epirus'la Taulantia'yı alalım. Şurayı bir temizleyip güneye doğru hafiften ineriz. Şeyle buluşuruz Ahmet'le. Sonra kuzeye bakarız ne var ne yok diye. Benle niye buluşuyorsun ya? Niye benimle buluşmak istemiyor musun? Dışarıdan nasıl bir şeyler satacağım? Şeyde bende mesela bizim buğday var. Var isim efsane yalnız ya. Mesela nerelerde şey olduğumu daha iyi görsek. Claim'i bölgeye atıyor kanka mesela. Roma ise direkt Etruria bölgesi tamamen claimliyor. Hayır, benim şimdi ben var olan claimlerim var. Ben o claimlerin nerede olduğunu görmeye çalışıyorum mevzu. Öyle bir map mod yok kanka. Ben baktım da bulamadım. Evet, o acı verdi biraz bana şimdi. Ben de bakıyorum. Aşağıda da limanlarım şeymiş. Bloklanmış korsanlar tarafından. Korsanlar da var bu sırada. Korsanları arada bir engellemeye gitmek gerekiyor. Nasıl engelleyeceğiz? Gemilerle gidip vuruyorsun. He, daha görmedim biraz. Ben de var mesela şu an oraya gidiyorum. 12 gemime karşı 7 gemi. %52 pozisyon şeyimiz varmış, bonusumuz. Moralimiz de iyi. Yeriz büyük ihtimalle heriflere. Zarları da güzel atıyor benimki de zaten. Deli gibi imajın geliyor ya. Bu sırada duyduğuma göre oyunun ilk patch'i deniz savaşları üzerine olacakmış. Deniz savaşlarını biraz daha geliştirecekmiş. Düşmanın 7 gemisi patladı. Bizim hiçbir şey olmadı gemilerimize. Güzel. Şurası değil mi liman? Dön. Yok. Manpower kaybetmek istemiyorum. Onu da reddet. Tatilden mi geldiniz? Askerden geldim. Nasıl ordu basılıyor? Ordu basmanın menüsü... Dur bakayım, ben de hatırlamaya çalışayım. Neredeydi onun? Bu training camp... Ha, şunları da söyleyeyim. Binalarımız var. Tax, manpower, fort ve population growth veren binalar var. Bunları da arttırabiliyorsunuz. Ticari rotanın artması belli bir... Mesela Kartaca'da 3 tane vardı, onu biliyorum. O neye göre artıyor çok vakıf değilim. Şunu kabul edebilirim. Onları kabul etmeye gerek yok. Hani neye göre artıyor onu bilmiyorum da. Onun bir şeyi vardı mevzusu. Supply limitimiz şeyimiz. Heh, aşağıda build unit'imiz var. Buradan yapabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla ordunun üzerinden de. Create new unit veya recruit the army pardon. Recruit the army diyerek buradan şu hangi üniteyi istiyorsan şey yapabiliyorsun. Şeyde var. Macro builder'ın içinde de var. Macro builder'da da varmış. Şeydeki İkinci seçmede var. Ya şey görüyorum zaten. Bunda peki para atma falan var mı? Para atma var mı emin değilim. Vardır. Aklı demin biri bana ya attı ya. Demin biri attı bana, vardır. Koskocaman param dileniyor ya. Evet. Roma da çok bozdu canım. Noobların elinde iyicene bozdu. Roma unutmaz kardeşim. Teknolojide şey var mı? Al kardeşim, gönderdim. Roma unutmaz deyince para yağdı ya yani. Ne dedin Ahmet, duyamadım. Teknolojide starting experience diye bir şey vardı, az önce aldım. Başlangıç... Şey askeri ürettiğinde başlangıç deneyimi olarak. Deneyimi de var askerleri. Evet. Ve kaybedebiliyor da deneyimi. Afet olsun kan. Deneyimi nerede görüyoruz onu bilmiyorum yalnız. Afet olsun kan, para gönderdim. Al, sana da gönderdim. Ne zaman yolladın? Bakmadım. Mısır bana para yolladı. Herkese para gönderiyorum. Para sıçıyorum çünkü. En çok bana yolluyor çünkü. Hamit, leglemeye utanmıyor musun be? Utanıyorum. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ha, biraz... Yani kan, sen de az değilsin ha. Okçu bas. Biraz da. Her provinste her birliği basamıyorsunuz bu sırada. Birliklerin istediği bazı şeyler var. Dolayısıyla her provinste her birlik basılmıyor arkadaşlar. Bir de öyle bir mevzumuz var. Aleykümselam, hoş geldin. Ben durdurdum, ayar yapıyorum bir dakika.
Ha ben de diyorum niye akmıyor? Alfamit işte ya. Arkada açıyor bir şeyler. Bounce gibi bam bamlı bir şeyler. Değil mi? E şimdi burada Orçun sadece kost gözüküyor. Aile kostları ne gözüküyor? Ne kostu pardon? Army'nin. Army kost şeyden görebilirsin. Üretim kostunu mu diyorsun? Ha şimdi üretim 4'ü üretiyor da peki bunun aylık kostu ne? Bir tanesinin. Bir tanesinin aylık kostunu ünitenin üzerine gelince görüyor musun? Görmüyorsun. Peki bir şey sorayım. Bunda hatchoin var mı? Var sanırım. Tamam ben kapatıp geleyim mi baştan ayarları yapıp? Okey. Böyle takılıyor çünkü. Orçuncum sanırım göstermiyor tek başına. Okey. Army maintenance olarak görüyorum da şey olarak görmüyorum. Gittiğin gibi gel Hamit. Aleyküm selam. Herkes S ile yazılır. S ile yazdın onu. OU4 Better Turkey oynamayı düşünüyor musun? Hayır. Oyun oynadım bir saat kadar da bir bok anlamadım. Random takıldım biraz anlatarak oynar mısın? Tabii ki menülerin hepsini anlattım bile şimdiye kadar zaten. Bir tane bastım bakalım ne olacak asker. Şimdi savaş için döneceğiz. Bir claim atacağım. Ondan sonra yürüyeceğim. Ama benim claimlerimin hepsi görünüşe göre şeye doğuya. Claimlerimi bir de görebilsem iyiydi tabii yani. Seç. Kendi ülkeni seç. Kendini ha. Tıkla orada gösteriyor claimlerim. Nereye? Kendi ülkemi seçtim. Kendi ülkeni seç. Ha. Bu şeyde aşağıda şeyler var. Neyler var? Casus şeylerim var. Casus belli yazıyor hepsi. Nerede lan? Ha, Trakya, Frigya, Silursi'de ve Mısır'a var işte yani. Hı-hı. Trakya bildiğim kadarıyla Elay'ın bir de ya. Onda bir şey mi olması lazım diye. Yok değilmiş. Bakın Trakya ile bir şeyimiz yok muymuş bizim? Kaan'cık Arzus'u salar mısın? İstanbul'da Helen görmek istemiyorum bu arada. Dur lan. İstanbul'da Helen mi görmek istemiyorsun? Yürü git. İstanbul'da Bizans var zaten. Görmek istemediğimi söyledim işte kanka. Bir dakika. Trakya kimle savaştaymış? Serdia. Serdia'yı görmesem de bir yerde... Ha şu kıç kadar yerle savaştaymış. Odrysia onun altındaymış. 15 tane lejyonu var. Kohortu var pardon. Peki bunun ne kadar? 12. Toplamda 27 tane şeyleri var. Bölükleri var. 27 bölük. Bizimki 21. Ama vasallarla beraber bizimki de artıyor. Aslında savaşabiliriz. Bir de bu oyunun kale mantığının en güzel şeylerinden biri şu. Kalenin değdiği hiçbir province'e gidemiyorsunuz arkadaşlar. Önce kaleyi almanız gerekiyor. Başkenti de alırsanız diğer şehirler takır 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 düşüyor. Sizin oturup işgal etmenize gerek kalmıyor. Bence bunu EU'ya da getirmeleri lazım bir şekilde. Kaan sen... Kale kuşatmaları uzun sürüyormuş ama. PS4 yok. Yo kale kuşatmaları da EU'daki gibi sürüyor ya. Hatta denizden destek verirsen daha hızlı yapıyorsun. Yani EU'da tabii top gelince işin rengi değişiyordu. Burada öyle bir durum yok. Burada da teknolojiyle biz, sanırım şey vardır. Biz icat edeceğiz onu kan. Sen rahat. Adam Roma ile top icat edeceğim diyor anasını. Roma bugünler işim var. Abone olup iplenmemek demiş. Yunus Emre abone olmuşsun. Teşekkür ederim. Yalnız bana uyarı sesi gelmedi ya da ben konuşuyordum duymadım. Tadadadada yazmış hatta. 18 ay. İkinci çocuğumuz oldu. Efendim? Şey var bak. Askeri şeyine tıkla. Orada kohortlar var. 2, 5, 10 diye gidiyor üzerine tıklayınca. Flank, prefet, size of flank. Ne bu? Ne? Bir daha söyle. Kohortun loyalty'si var ya hemen yanında 2, 5 veya 10 sayıları var. Şimdi sen ordunun üzerine tıkladın. Tamam. Birimlerin altında 2, 5 veya 10 yazan bir şey var mı? Bende 3, 4, 3 yazıyor. O da sayılarını gösteriyor adamların. O değil, onun hemen altı. Onun hemen altı. Primary cohort yapıyorsun. Preferred size of flank var. Onu mu diyorsun? Aynen o flank var. Ha onun yanında cohort loyalty var. Onu diyorsun. Şimdi savaştan sonra liderine sağ tıklayıp reward veterans dersen şu anda da diyebiliyorsun bu sırada onu ama 50 oratory power'ın gidiyor. Ona göre de onu. Loyalty kısmını şey yapıyorsun.
kendi kazanımına getiriyorsun. Karizma ile alakalı, başlarındaki karakterle alakalı şeyleri değişiyor. Ha, savaştan dolayı da şey yapıyormuş. Azalıyor. Ya şey liderine söyleyeyim. Olan loyalty'leri artıyor anladığım kadarıyla sana olduğundan. O yüzden dikkat etmen gerekiyor. Onu demiyorum ben. Onun yanındaki flank muhabbetini diyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Oyuna girmek için soracağım. Ha sor. Multiplayer'e tıklayamıyorum. Singin Paradox Plaza diyor. Lobo tamam sol, sol üstten yap. Sol üstten şey yap. Giriş yap. Senin dediğine bakacağım şimdi. Attempt to place on the flanks, click to change. Ha, kaç tane şeyi yana koyacağını söylüyor. Flanklere, kanatlara koyacağını söylüyor. 5 tane kohort bende mesela şeyde, kanatlarda. Eğer tıklarsan 10 kohortu şey yapıyor ki 10 zaten 11 kohortluk ordum olduğu için biraz şey olur. Ha bu neyi değiştirir bilmiyorum. O kadar vakıf değilim. Daha o kadar uzmanlaşmadık oyunda. O, uzmanlaştıkça şey yaparız. Hala yazıyor annesini. Bind account Steam dedim. Unbind account from şey Steam yazdı. Yok Allah öyle Allah. Bir şey değil. Account Steam'den ayır falan değil ya. Oyunun içine girdi. Ya, sol şey üstte yapalım. Şey var. Login ekranı ha. Var mı yoksa log off mu var? Log out var. Log out yap login. Tekrar gir. Yaptım bir daha yapayım. Oyunun gideri var tabii ki. Daha bir şey görmedik. Bir daha loginledim. Tamam. Bakıyoruz. Geldi. Üçüncü loginde geldi. İngiliz. Şu anda ordularım bu, en iyi Phalanx'te savaşır gibi duruyor ya. Kohortlarda galiba şey... Bu infantry birinci primary'de olması lazım. Aa şeyleri, taktikleri anlattın mı kan savaş şeylerini? Evet, o taktikleri söyledim. Şu an Phalanx'a çevirdim hatta ben onları. Okay. Roba gemine kadar takılın biraz öyle. Yavrucuklarım. Sen bağlandın mı? Ben göremiyorum seni. Bağlanıyorum şu an. Join server diyor. Mesela o çok ilginç. Ekranda herhangi bir şey gözükmüyor bende. Ne kadar bağlandın, ne kadar yükledin. Bende düz oyun ekranı gözüküyor. Hani seni kabul ettikten sonra bir ekran çıkmadı. O ilginç olmuş. Güzel bence ama daha iyi. Ya oyunu kilitliyordu. Bir şey yapamıyordun o sırada. Tabii de hani şu anda da bilmeyince böyle bakıp işte, mal gibi bekliyorum mesela. Ben söylüyorum. Bak 95 oldu. Şunu iptal edeceğim. Oldu. Biri şakşuk yapıyor orada. Kim dışarıya şey satıyorduk. Ha şu disiplini götürüyor. O yüzden bunu iptal edeceğim. Disiplin kazanmaya devam. Şu anda dışarıya bonuslardan bunları alıyormuşuz. Capital Surplus'tan da bunların bonusları var. Güzel bonuslarımız iyi. Para da kazanıyoruz. Başlatıyorum. Evet evet. Tamam. En son bir ordu basıyorduk. O ordu bir basılsın da hemen. Ondan sonra bir Trakya'ya yürüyelim. Trakya'nın orada bir tane kalem var. O güzel. Buradaki supply limitler de iyi savaş için. Bayağı çatır çutur çatır çutur yapacağız. Bu sırada EU'dan farklı olarak bunda bir de call ally belli bir süresi var. EU'daki gibi sonradan çağırma gibi bir mevzunuz yok. Ona göre savaşın. Yeni bir invention alabiliyorum. Nation Commerce. Commerce alabilirim veyahut Commerce alalım ya. Bu sırada bu benim aldığım claimler, Trakya olsun, Frigya olsun, Mısır olsun, liderimin hayatta olmasına bağlı. Liderim öldüğü zaman bunları kaybediyoruz. Orduları da birleştirelim. Mesela bunlara bottleneck taktiğini uygulayacağım. Bunlarda hiç atlı olmadığı için diğer taktik işe yaramayacak çünkü. Bunlarda phalanx var. Phalanxlerde atlı ve şey bonus alıyor. Heavy infantry. Öyle olduğu için daha güçlü durumdalar. Aleykümselam. Hoş geldin. Philip hastalanmış. Peki. Philip bizim lider mi? Yok. Başa geçecek olan çocuğum.
Ölme lan göt. Ölme. Hangi delikanlı bana gri inanmak ister? Ne yapıyor? Kale yapıyorlarmış. İyi yapın. Ne oldu? Ne vermek istiyormuş? Şus. Grain. Grain. Bende var mı bilmiyorum fazladan. Varmış lan. İstersen alabilirsin kardeş. Ben istemiyorum ya nedense. Kapağı ben istemiyorum. Ticaret rotan şeydir belki. Doludur. Boşta ticari rotan var mı? Aynen yok. Birde birmiş. Sıfırda sıfır. Bizim buradaki savaş ne olacak bilmiyorum. Elflerin 28 tane şeyi var. Kohortu var. İyi bunu okey verebilirim. Abone olmazsın köle olursun Kaan'a demiş. Allah Allah. 1444'te oynayabilir miyiz sence bu oyunu? Ne gerek var ki EU varken bunu 1444'te oynamaya? Yeni mekaniklerden dolayı.